Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Eğlencelerinin kayıtlı soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve artık yeni konumuz paraboldeyiz. Parabolde toplam 89 soru çözeceğiz. Yaklaşık 9 test galiba yanlış hatırlamıyorsam. İlk testin çözümleriyle çözümlerimize başlayalım isterseniz. Şimdi parabol neydi? İkinci hocam, fonksiyonların grafikleriydi değil mi? Fonksiyonun belirttiği eğri bir parabol olduğuna göre. Aha tam da üstüne üstüne vurduk. O zaman bizim burada x üzeri dörtlü bir ifademiz olmayacak. M o zaman ne geldi? Eksi 3 geldi. X'in kuvveti kaç olacak? 2 olacak. O zaman buradan da ne gelir? Eksi 1 gelir. Burası da eksi 1'miş. Bu ikisini çarparsanız ne gelir güzel kardeşim? Ceyhan gelir deriz. İlk çıtır çerez sorumuzla testimize başladık. Hadi bakalım geldik 2'ye. Parabolün kolları aşağı doğru olduğuna göre şimdi neydi? fx eşittir ax kare artı bx artı c'de. Şuradaki arkadaş neyi söylüyordu? Kollar yukarı mı aşağıya mı söylüyordu? Kollar yukarıysa a sıfırdan büyük, a sıfırdan küçükse kollar aşağı bakıyordu. O zaman kollar aşağı baktığına göre buradaki a artı 3 ifadesi ne olması lazım? Negatif. a de ne olacaktır? Eksi 3'ten küçük olacaktır. Bu şartı sağlamayan sayı şıklarda hangisidir? Tabii ki Edirne'dir. 3. Parabol üzerindeki noktalardan biri. Bak bu önemli. Bu bizim bütün fonksiyon bilgimizde, analitik bilgimizde, parabol bilgimizde, türevde, limitte, integralde, logaritmada, trigonometride daha ne sayayım arkadaş, hepsinde yani. Dizilerde her yerde olan bir şey. Eğer bir nokta bir eğrinin üzerinde ise, nokta eğriliği ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Yani siz bu noktayı fonksiyona yazdığınızda sağlaması gerekecektir. Yani buradan ne anlarım ben? F3 eşittir eksi 2'dir anlarım. Fonksiyonu 3 yazıyorsun. 9 eksi 3 n artı 1 ne yaptı? Eksi 2. O zaman 10, 12. 12 eşittir 3 n ise n en buradan kaç geldi? 4 geldi. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? cn oldu diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Haydi candan biraz. 4. Parabolünün x80'i -x kestiği noktaların apsisleri toplamı nedir demiş. Bak Parabol dün x ekseni kestiği noktaların apsisleri toplamı. Yani namı diğer kökler toplamı ama hemen kökler toplamın diye saldırmayalım. Çünkü bu parabol x ekseni kesmeyebilir. Allah'tan çarpanlarına ayrılıyor. x eksi 9 x artı 2 o zaman bir kökümüz neymiş? Şöyle yapalım. Bir kökümüz eksi 2 imiş. Diğeri de 9'muş. Bizden ne istiyor? Bunların apsisleri toplamını toplarsanız kaç gelecektir? 7 gelecektir diyebiliriz. Bu da Dördüncü sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik 5'e. Parabolü y eksenini hangi noktada keser demiş. Bakın bu çok net. Ben hani yaptığımız derslerde de bunlardan bahsettim. ax kare artı bx artı c'de her harfin bir anlamı vardır. Şu harf kollar yukarı mı aşağıya mı baktığını söyler. Şu harf de y ekseni kesi noktadır. Parabol y ekseni kesmeden duramaz. İlla kesecek. İlla kesecek. O zaman x'e 0 verdiğinizde y'e kaç geldi? 7 geldi bakın. 0'a 7 noktası sizin y eksenini kesinliğiniz noktadır. Yani 5'in cevabı denizliymiş. Parabolün simetri ekseni. Bakın her soru aslında bir kavram niteliğinde. Şöyle yapalım. Ee, bu bizim x eksenimiz olsun. Şu arkadaş bizim simetri eksenimizdir. Nereden geçer? Tepe noktasından geçer. Yani x eşittir r doğrusuna biz simetri ekseni doğrusu deriz. O zaman R'sine geldi? Eksi B bölü 2A'dan. Eksi 3 mi geldi? O zaman bu doğru ne doğrusuymuş? X eşittir. Eksi 3 doğrusuymuş. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Hadi bakalım. 6 soruyu bitirdik. Geldi 7'ye. Parabolünü para, parabolü x ekseni kesmediğine göre. Bakın aslında parabol ikinci cam fonksiyonların grafikleri. Parabol x ekseni kesmiyorsa Peki biz x ekseni kestiği noktaları ne diyoruz? Reel kök diyoruz. Peki bu parabol x ekseni kesmiyorsa o zaman bunun reel kökü yoktur. Reel kök yoksa ne anlarsın sen? Delta sıfırdan küçüktür anlarsın değil mi? O zaman senin bu fonksiyonunun deltası yani b kare eksi 4ac sıfırdan küçük olacak. 12a büyüktür 9. Ne oldu değil de? Yine kulak çöpünü mü kaçırdın? <laughs> 3 bölü 4. Bu şartı sağlayan en küçük ne var? Biri var. Evde iki tane kedimiz var bizim de. Ee, bir de kızım var. Kendi kızım. Bir de eşim. Yani evde dört kadın bir ben varım. Düşün yani. Kediler de bir tanesi yeni daha. Böyle bir aylık falan. Diğeri de 11 senedir bizimle. De Sokaktan almıştık onu. Çok tatlı, gri beyaz bir kedim. Ee, kendi Instagram sayfamdan bakarsanız böyle biraz topladığınız zaman Daisy'yi görürsünüz. Ee, kulak çöpünü <laughs> Kulak çöpünü oynamayı çok seviyor. Kulak çöpünü arada atıyorum oynasın diye de bu sefer inadına beni bu odadan çıkarsın diye de kapım kapalı şu an benim. Kapının altından bu tarafa atıyor ki ben onunla oynayayım, kulak çöpünü ona atayım diye. Şimdi kapının orada oynuyor. Neyse velhasıl kelam 7'nin cevabı bursaydı. Değil mi? Tamam peki. Geldik 8'e. Parabolü x eksenine teğet olduğuna göre bakın parabol x eksenine teğetse namı diğer tepe noktası nerededir kardeşim? X ekseni üzerindedir. Tamam? O zaman bunun kaç tane kökü var? Bir tane kökü var. Aslında bir tane kökü yok. İki tane reel kökü var. Ama çözüm kümesi bir elemanlı. Şöyle. E bu ne demektir? Senin deltan sıfıra eşit demektir. Güzel kardeşim. O zaman b kare eksi 4 ac. Değil mi? a artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 25 artı 25 yapar. Bu sıfıra eşitmiş. O zaman a artı 3'ün karesi kaç yaptı? Elim kaldı. <laughs> 100'dür. O zaman burası 10'dur ya da eksi 10'dur. 10 olması için 7 eksi 10 olması için de eksi 13. Bu ikisini çarparsan ne yaptı? Eksi 91 yaptı. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 8'in sorunun cevabı Adana geldi diyebiliriz. Bu da ilk testimizin 8. sorusunun çözümüydü. Geldik 9'a. Parabolü x eksini iki farklı noktada kesiyorsa o zaman bizim parabolümüz ya böyledir ya böyledir. Ama sonuçta nedir? İki tane reel kökü vardır. X1 ve X2 gibi. O zaman nedir? Delta sıfırdan büyüktür. B kare eksi 4 çarpı A çarpı 5 sıfırdan büyük. Bunu sağa atarsak 20 A küçüktür 16. A küçüktür 16 bölü 20. 4'e bölersen 4 bölü 5. Yani gördüğün gibi 5 olamaz. Değil mi? Olamaz. Parabolün tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir? Parabolün tepe noktasını bulurken nereden bakıyorduk? Eksi b bölü 2 a'sı r'siydi. Sonra gidiyorduk bunu fonksiyona yazıyorduk. R'si kaç bunun? 2 bölü 2'den 1. O zaman tepe noktamızın apsisi 1'miş. Şunu silelim şimdi şuradan. Apsisi 1'miş. E biraz önce bahsettik. Bir nokta bir eğrin üzerindeyse sağlardı. O zaman sen bu fonksiyonu 1 yazarsan ne olur? 1 eksi 2 artı 5'ten 4 yapar mı? yapar. O zaman senin tepe noktanın koordinatları nedir? 1'e 4'tür diyeceksin. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Kavram bilgisi bildiklerinizi şu an teker teker ne yapıyorsunuz? Sorulara atıyorsunuz. İlk test 3 aşağı 5 yukarı bunun üzerine kurulu. Parabolün tepe noktası. O zaman neydi? Eksi b bölü 2 a'sı neymiş abicim? 2 miymiş? Bak yani n bölü 2. 2ymiş. O zaman neye buradan kaç geldi? 4 geldi. Doğru. O zaman cığma. Burası 4 geldi. Peki bu parabolün tepe noktası bunun üzerinde mi? Evet. Yani ben fonksiyonu 2 yazarsam k olur mu? Evet hocam. Yaz hocam. 2 yazıyoruz o zaman. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 5. Bu da k'ya eşitmiş. 8 eksi 8 artı 5. O zaman ne oldu? K eşittir. 5 oldu. Patlayan olduk. Neden patladık arkadaşlar? Çünkü burası 2 değil 4 olacak. En doğrudan 8 olacak. Değil mi? Çok böyle gaza geldik. Yanlış oldu. Bunlar gitti. O zaman burası ne yaptı? Eksi 16 artı 5 kaymış. K o zaman ne yapar? Eksi 3 yapar diyebiliriz. Allah'tan toparladık. 11. sorumuz cevabı denizi geldi. Gördüğünüz basit bir soruda da işim hatası yap hatası yapılabiliyor. Geldik 12'ye. Parabolün tepe noktası x80 üzerinde ise bak bu bir phrase yani bir kalıptır bu. Parabolün tepe noktası x ekseninin üzerindeyse hatta biraz önceki sorumda öyle çözdüm. Parabolün tepe noktası x ekseninin üzerindeyse o zaman ben ne anlarım? Delta eşittir sıfır anlarım. Çok net. Bilirsin yaparsın bilemezsin zaman kaybedersin. Parabolün tepe noktası x ekseninin üzerindeyse çok net bir şekilde koordinat düzlemini kafanda canlandırmalısın. Ve parabolü de onun üzerinde oturtmalısın. Ona göre soruları çözeceksin. O zaman ne geldi? Delta 0 B kare yani 2'nin karesi eksi 4 tane n artı 3 0'mış. O zaman burası 1 olsa gerek herhalde. Değil mi? O zaman n ne yaptı? Eksi 2 yaptı. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi. 12'nin de cevabı neymiş? Bursa'ymış. Geldik 13'e. Parabolün alabileceği en küçük değer. Şimdi bu parabol kolları yukarı mı? Evet. O zaman benim parabolüm aslında sallıyorum. He, bu Kollar yukarıysa bu mudur bilmiyorum da. Hani tam mükemmel çizmek istemedim. Normalde orası çarpanlığına ayrılır. Oralara girmeyelim. Parabol bu şekilde. Yani odaktan şaşmayalım. Çıkmayalım odağında. Tamam mı? İhtiyacımız olan kadar hareket edelim. Tam net öğretelim. Parabolün tepe noktasında bu fonksiyon dibini görür. Minimum orası. O zaman parabolün alabileceği en küçük değeri soruyor. Yani bana y eksenindeki karşılığını soruyor. Peki bunun tepe noktası ne? R ise 4 bölü 2'den 2. Sen de gidiyorsun fonksiyona 2 yazıyorsun. Yani bu adamın size sorduğu fr yani k'yı soruyor size. En küçük değer derken ya da en büyük değer derken. O zaman 2 verdiğinizde ne oldu? 4 eksi 8 eksi 5'ten eksi 9 yapar sorumuzun cevabı. Yani 13. sorunun cevabı ne geldi? Bursa geldi. Hadi bakalım geldik 14'e. Parabolün alabileceği en büyük değer. Aynısı. Kollar aşağı bakıyor. Tepe noktası Nın nesi? K'sını soruyor bana. O zaman R'si kaç yapar? 6 bölü eksi 2'den eksi 3 yaptı. Fonksiyonu eksi 3 yazarsak nesini görürüz? Zirveyi görürüz. O zaman ne oldu? Eksi 9 artı 18 artı 1. 9 artı 1'den kaç geldi? 10 geldi. Onun dördüncü sorunun cevabı ne oldu? Adana oldu. Anlaştık. Peki bakalım. Geldik testimizin son sorusuna ax kare bx kare cx kare dx kare bunları sırala bana demiş. Şimdi nasıldı fonksiyon ax kare artı bx artı c'ydi. Tamam mı? Şu kollar yukarı mı aşağı mı baktığını söylüyordu değil mi? O zaman buradaki kollar yukarı bakıyor. Yani a ve b pozitif. a b pozitif. c d de negatif. O zaman c d solda kalacak. Kesin bilgi. Bak c d c d hop bu gitti. c d c d tamam. Bir şık şey elettik en azından. Şimdi Geldik A ile B'ye, C ile D'ye. Ben şöyle anlatıyorum öğrencime. Şuradan bir tane çektiğin zaman, yani atıyorum mesela iki değerini verdiğin zaman, tamam mı? Bu daha yukarıda kalmış, bu daha aşağıda kalmış. Halbuki kare olduğu için buraları 4. Yani burası ne oluyor? 4 B oluyor, burası 4 A oluyor. Demek ki A B'den büyükmüş. Zaten baş kas sayısı büyüdükçe kollar biraz daha y eksenine yapışacaktır. O zaman en büyük A'dır. Başka da büyük yoktur. A, B'den büyüktür. Aynı mantıkla 2 verdiğin zaman burası ve burası 2 tane değer var. Burası eksi 4C, burası eksi 4D. Şimdi ne oldu? X'e ee, 2 e verdiğin zaman, şöyle yapalım, şöyle yapalım, eksiler yok. Şimdi C ve D, D daha küçüktür değil mi arkadaşlar? D daha küçüktür C'den. Çünkü hani 2 verdiğin zaman daha aşağı indiğine göre demek ki D daha küçük, D küçük. C küçük, B küçük, A. Dıcıba. Dıcıba, dıcıba, dıcıba. Adana o zaman parabolümüzün ilk teftinin son sorusunun çözümüydü. Ve böylece paraboldeki ilk tefti alındık arkadaşlar. Bir sonraki tefte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.